Merhaba, selamlar herkese. Biz Nursev ve İpek ve çizim ve görsel dünya üzerine sohbet ediyoruz. Geçen hafta çocuksulukla ilgili sohbet etmiştik. Yani bu böyle biraz kendimiz için yaptığımız çok bir kaygı içermeyen sadece sohbet niteliğinde konuşmalar. Size de iyi dinlemeler. Bu hafta da renk konusu üzerinde konuşmaya karar verdik. Hoş geldiniz. Pek ve Nursel. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dinleyenlerimiz de hoş geldi. Evet. İsterseniz başlayayım ben gireyim. Evet, sen başla. Şimdi size şöyle bir sorum var. Nasıl gelecek bir sorum bilmiyorum. Ama şunu merak ediyorum. Boyaları nasıl alıyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Ben mesela set halinde almıyorum boyaları. Şöyle oluyor mesela. Bir ara bir renge çekiliyorum. Tamam mı? Diyelim ki böyle bu bir ara pembeydi. Böyle gidip böyle pembenin tonlarını mesela bir kuru boya alıyorum pembe. Bir tane şey alıyorum. Gazlı kalem alıyorum. Atıyorum bir tane yağlı pastel alıyorum. Bir tane kuru Hepsi pastel alıyorum. pembe. Evet. Ve böyle pembe değişik tonları böyle şey gidiyorum böyle bir renk bana bir o ara böyle bir beni çekiyor. Gidiyorum onun böyle çeşitli tonlarını çeşitli malzeme skalalarında alıyorum. Siz nasıl alıyorsunuz? Set halinde mi alıyorsunuz yoksa böyle tek tek mi çekiliyorsunuz siz de? Ya ben başta set alıyordum. Yani ilk daha yeni başladığım zamanlar birazcık hani renkler konusunda da o kadar bilgim yoktu. Ben hangi rengi seviyorum, hangi renkleri nasıl kullanmam lazım falan. Sonra zamanla işte o setin içinde hiç kullanmadığım ve çok kullandığım renkler ortaya çıkmaya başladı falan. Artık mümkünse tek tek alıyorum yani. Öyle satılan bir şeyse. Yani artık bayağı seçici oluyorum renkler konusunda. Ya benim de biraz değişiyor aslında. Yani sulu boyada artık ben de tek tek almaya başladım. Ama ilk başta ben de Tutku'nun dediği gibi büyük setler, büyük değil de küçük. İşte Van Gogh'un setleri. Hani onları alarak başlamıştım. Ama sonra orada benim de en çok mesela o dönem yani çok fazla sulu boya yaparken en çok mavi kullanıyordum. O biten renkleri almaya başladım tek tek. Fakat şimdi pastel boyaya geçtiğimde ise hep set halinde alıyorum. Zaten bitmiyor orada boyalar. Hani bir şekilde. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Mesela pastel boyanın da farklı markalara göre nitelikleri de değişiyor ya aslında. O yüzden şu anda daha tek bir renge yoğunlaşıp alacak kadar belki de hani ne diyeyim boyalarımı da tüketmediğim için set halinde alıp o farklılıkları görmek bana eğlenceli geliyor. Ben geçen mesela Benim bu ya böyle çok pahalı boyalar var ya seneli yer falan. Onlardan bende yok yani. Açık açık söyleyeyim. Ondan sonra ama işte böyle güzel kırtasiyelerde bazen onları tek tek satarlarsa hani gidip bir tane alıyorum mesela iki tane alıyorum falan. Ondan sonra öyle aldığım böyle birkaç tane numunelik böyle çok kaliteli pastel boyalar falan var. Öyle de olmuyor ya. Hani bu sefer onu da kullanamıyorsun. Katılıyorum bu arada. Ben de bahsederken pahalılardan bahsetmiyorum. Yani hani bütün set alabileceğin ekonomik olan hani setlerden. Mesela sulu boya bile şimdi artık o bahsettiğim Van Gogh'lar aşırı pahalı olduğu için artık yani belki daha ekonomik olsa hani bütün alıp onları da bir kullanmak isterdim tabii ki de ama ancak tek tek oluyor. Ben açıkçası pahalılığından
Değil yani, o da bir kriter olurdu eğer set almak isteseydim. Ama benim set alasım gelmiyor galiba. Yani böyle geçen şeyde de birazcık bahsetmiştik ya, böyle fear of missing out. Yani önümde çok seçenek olunca sanki daha iyi bir şey olursa falan diye böyle şey oluyorum. Karar verme anksiyetesine giriyorum. Ama Evet. böyle zaten o ara sevdiğim bir takım renkler varsa zaten hani o ara sevdiğim renklerle bir resim yapacağım anlamına geliyor. Çünkü zaten elimde onlar var falan. O yüzden o beni rahatlatıyor. Yani böyle tek tonda bir şeyler almak beni rahatlatıyor. Ben şöyle mesela çıkıp bir kafeye gideceğim ve resim yapacağım diyelim. Öyle bir niyetle çıkıyorum. Daha önce şöyle yapıyordum. Ya her şeyim yanımda olsun. Olabildiğince. Yani böyle işte sulu boyam, guaşım, pastelim, şuyum, buyum falan, bütün renklerim falan. Böyle yani bayağı zor bir şey. Ağır bir çanta oluyor falan. Sonra şunu yapmaya başladım. Sadece dört tane şey seçip yanıma alıp onlarla gidiyorum. Yani bunlar dört farklı malzeme de olabilir. Ondan sonra işte bir renk paleti de olmuş oluyor aynı zamanda. Üç, dört, beş neyse. Böyle bir şey yanıma alıp onunla gidip sadece bunlarla bir şey yapacağım. Hani geçen şeyde konuşmuştuk ya, bu çerçeveleme falan diye. Aslında öyle bir şey bir yandan. Ve çok iyi oluyor yani. Peki orada mesela renklere nasıl karar veriyorsun? Bilmem ama hani, aa bununla bir şey yapmadım, hadi şununla bir şey yapayım diyorum falan. Öyle oluyor. Ya biraz böyle hani çok çok kullandığım ve beni rahat hissettiren bazı renk kombinasyonları, paletler falan oluşmaya başladı. Biraz onu böyle baz alıp oradan bir şeyler türetmeye çalışıyorum aslında. Farklı pek. Beni rahatsız eden mi dedin? Yani onları Rahat sürekli kullanıyor musun? hissettiren, yok yok. Rahat hissettiren dedim. Anladım. Anladım. Peki şunu sorayım. Şöyle bir şey var mı zihninizde ya da yani hafızanızda? Hayatınızda böyle sevdiğiniz ya da çekildiğiniz renklerin böyle dönemleri var mı? Benim var mesela. Yani böyle anlatıyorum şimdi. Kreşteyken yani böyle çok küçükken hatırlıyorum. En sevdiğim renkler böyle pembe, mor, mavi. Bunlardı. Ve bunların böyle tonları. Ve hakikaten de bu galiba şey, bunlar kız rengi falan. Bunlar beni biraz etkiledi galiba. Yani hani o yaşımda o daha şiddete açık halimde. Böyle o beni bir yaraladı galiba ve böyle şey oldum. Ha, onları sevmeyelim o zaman, ne yapalım falan. Böyle bir kafamın karıştığını hatırlıyorum. Sonra şeyde daha ilkokul döneminde çok soğuk renkleri sevdiğimi hatırlıyorum. Böyle iki tane arkadaşım vardı. Onlarla hangi renkleri seviyoruz diye muhabbet ederdik. Şimdi ettiğimiz gibi. Öyle şeyi hatırlıyorum. Mesela bir arkadaşım çok sıcak. Böyle bütün resimleri sıcak 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 renkler. Böyle ben böyle biraz daha mor gibi, biraz daha böyle şeye, sıcağa da kayan böyle mor, mavi, kırmızı falan gibi. Böyle bir tane arkadaşım çok soğukçuydu mesela. Yeşil, mavi, lacivert falan. Böyle bir resimlerimizin hakim renkleri üstünü konuştuğumuzu hatırlıyorum. Böyle ilkokulda çok soğuk renkçiydim ben. Sonra renkler bir kayboldu gitti hayatımdan. Muhteşem ortaokul ve lise hayatımız yüzünden. Thank you. Orada da ama bak şey ilginç. Orada da geometri dersine tutunmak için şeyleri kullanmıştım. Böyle açıları renkli işaretliyordum falan. Böyle hani kırmızı kalem alayım bari falan. Böyle kırmızı bir de yeşil kalem vardı ya böyle kurşun. Evet. Böyle onları da böyle açıları
işaretliyordum. O bana iyi geliyordu. Bak içimde bir şey canlı kalmaya O iki çalışıyordu. tarafı iki farklı rengi olan kurşun kalem çok şey bir şeydi ya. Özel bir şeydi sanki. Meşhurdu evet ama o beni şeyden sinir ediyordu böyle iki tarafı da açık ya kalemin o beni uyuz ediyor. Ya kalem dediğin şey öyle olmaz. Kalem arketipi böyle biraz daha şey çünkü bir ucu küt bir ucu açık falan. Böyle iki ucu açmak Evet. bana hiçbir zaman oturmadı yani. Çok hoşlanmıyorum iki uçlu kalem Doğru. falan. Ben de öyle hissediyormuş. Ondan sonra bir kayboldu. Sonra işte mimarlık okumaya başlayınca renk gene yok. Çizim geri geldi. Sonra küçük küçük bir iki renk geldi böyle mesela. Hani siyah beyaz bir çizim ama böyle içinde küçük bir kırmızı var falan. Hani siyah beyaz bir çizim içinde küçük bir mavi var falan. Gibi mavi ve kırmızıyı hatırlıyorum o dönemde de. Yani hani lisans döneminde falan. Sonra tez yazma girdi araya. Renkler gene yok oldu gitti hayatımda. Nursevin Evet. mavi O biraz eskide kalmış gibi şu an düşününce. Çünkü şu an biraz pembelere geldi. Neyse. Sonra işte tez yazma dönemi girdi araya. O zaman da bir renkler geri kayboldu. Şu ara bir geri geldi işte. Bu ara yeşille geldi. Böyle bir yeşil, dönemi. yeşil. Ben yeşil seviyorum. Yeşil yüzük aldım falan falan. Sonra böyle pembe böyle çocuklukta bıraktığım o pembe, eflatun, o yumuşak renkler falan böyle ten rengi falan gibi renkler böyle bir geri geldi. Şu an biraz oralardayım. Böyle bir pembe dönemim. Ama böyle biraz ondan da sıkılmaya başladım gibi başka bir şeye geçeceğim gibi. Sizin öyle var mı böyle dönem dönem renkleriniz? Benim kıyafetlerimle ilgili oldu. Yani o rengin gitmesi gelmesi falan filan. Ya bir ara yani ben de renk tamamen gitmişti kıyafetlerimle ilgili. İşte, tamamen siyah. Acaba tamamen siyah mı giysek denilen bir dönem oluyor ya. Ondan sonra. Sonra işte ya bir dakika ben aslında hani ya ama şöyle oluyor yani kıyafet seçerken böyle acayip renkli şeyler seçmiyorum yani yine de. Tamam o şeyi açtım ama sonra dedim ki hani işte çoraplarım renkli olabilir. Ondan sonra ne bileyim aksesuarlarım renkli olabilir falan. Öyle daha çok kıyafetlerimle ilgili oldu sanırım. Ben de şimdi hatırlamaya çalışıyorum da yani renklerden çok sanki renklerin tonlarıyla ilgili bir değişiklik oldu bende. Mesela çocukken yani 6 yaşıma kadarki resimlerimi bir anımsamaya çalışıyorum şimdi. Hep ana renkler var. Yani ve o ana renklerin böyle en ne diyeyim bastıra bastıra kullandığım halleri geliyor gözümün önüne o renkler. Sonra ilkokul, ortaokul ve liseyi düşündüğüm zaman renklerle ilişkim hep devam etti ama özellikle bir renk böyle çok aklıma gelmiyor. Benim de bir ara bir mor tutkusu oluşmuştu. Bir de bir turuncunun geldiğini hatırlıyorum. Daha sonrasında Antalya'dan İstanbul'a taşındığımda işte sulu boyaya başladığım zamanlarda böyle bir mavi etkisi geldi. Ben onun birazcık daha böyle Antalya'ya özlemle ilişkisi olduğunu düşündüm hep daha sonrasına baktığımda. Çünkü hani denize baktığımda ya da dağ silüetlerini hatırladığımda her ne kadar İstanbul'da da deniz var ama işte o Antalya'da baktığım manzarayla orası arasında çok fark var. Biraz sanki hani o özlem dolu bir halle maviye dair bir ilgim arttı. Ama şimdi buraya taşındığımda, Gümüşlüğü'ye taşındığımdan beri burada her mevsim, yani gözlemlediğim kadarıyla ya da her ay yeşilin tonları inanılmaz şekilde değişiyor. Ve normalde böyle çok gözlemlemediğim işte mavimsi yeşiller, işte birazcık daha sarımsı yeşiller gibi böyle o tonların hepsini ayırt edebildiğim bir hal var. O yüzden bende de şimdi böyle yeşilleri bir kullansam, hani yeşili bir de turuncuyla kullansam, yeşili bir de pembeyle kullansam nasıl oluyor gibi öyle bir şey oldu. Yani birazcık daha böyle sanki yerle ilişkime bağlı olarak renklere doğru çekilmem değişti.
Evet, böyle sanki. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bu renklerin uyumu konusunda işte birkaç rengin bir araya geldiğindeki uyum konusunda işte orada bakıyoruz ve bir haz alıyoruz ya da almıyoruz falan. Yani. Acaba bu ne kadar kültürel, ne kadar tarihsel, konjonktürel? Çünkü yani bunu böyle bir matematikselleştirme çabası var ya genel olarak. Hani şöyle şöyle bir araya gelirse iyi olur, güzel olur falan. Yani bununla bu yan yana gelirse çok olmaz. İşte yok kontrast olursa şöyle olur. Yok complementary renkler falan filan gibi. Bu acaba ne kadar şey? Yani hani bir renklerin bir araya gelişine bakıyoruz ve bir haz alıyoruz ya da almıyoruz. Bunu işte ne bileyim başka bir kültüre götürsem ya da başka bir tarihte tarihin başka bir anına götürsem falan nasıl değişir acaba? Çok yani bir kısa bir süre koptun ama anladık soruyu bence. Bana böyle şey gibi geliyor. Bir böyle şey bir ressam şey demişti, bir konuşmaya gelmişti okula ve renklerin birbiriyle uyumu yoktur. Renklerin tonlarının birbiriyle uyumu vardır demişti. Yani atıyorum aynı tonda kullandığında hep bütün renkleri yani hani kırmızıyla mavi değil de aynı tondaki kırmızıyla mavi ya da aynı tondaki kırmızıyla kahverengi rengi kullanırsan olur falan falan demişti. Bu yani bana kısa cevap bu gibi geliyor. Yani aynı tonda olduklarında az buçuk böyle sanki o haz dediğin şeyi sekteye uğratmayan bir halde oluyorlar gibi geliyor bana. Bu yine şey Ama demek ama işte yani bunu matematikselleştirebiliriz demek. belki de matematikselleştirebiliyoruzdur. Yani uzman olduğum bir konu değil. Fakat orada şöyle bir ayrım koyuyorum ben. Yani güzel dediğimiz şey ne? Yani ve yani Felsefenin en büyük sorusuna hoş geldiniz. ama zaten burada böyle Bodos felsefenin en büyük sorularını sorma hakkını kendimizi baştan tanıdık. Felsefenin en büyük sorularına cevap buluyoruz. Cevaplama hakkını da kendimize tanıdık diye düşünüyorum. Çünkü yani cevabımız da sürekli değişebilir. Düşünüyoruz üstüne. Bakalım. Düşünüyoruz ve hissediyoruz. Yani güzel meselesi böyle şey hazla aynı şey de olmayabilir belki. Yani çok illa böyle haz veren şeyi mi güzel buluyorsun? Bazen böyle fazlaca uyumluluk da rahatsız edici olabilir falan. Yani bilemiyorum. Cevabı galiba yani bana şey gibi geliyor. Yani mesela hala çocukken de şimdi de öyle. Sevdiğim pembe mor eflatun skalasında bir şey görünce bana haz veriyor. Ama güzel bulduğum şeyler bundan ibaret değil. Bir de şöyle bir şey var ki sadece güzel bulduğum şeyleri sevmiyorum. Bazen çirkin bulduğum şeyleri de sevmiyorum. Bir de öyle bir konu var. Yani güzellik bir şey, bir şeyi sevmek başka bir şey. Çirkin şeyleri de sevebiliyorum Bu yani. söylediğin bana sanki renklerin bellekle olan ilişkisiyle açıklanabilir gibi de geliyor. Yani daha doğrusu renkler üzerinden gideceksek sadece. Hani o çocukluğunda tabii neden o renkleri seviyordun? Onu bilmiyoruz. Belki bir yerde bu renkleri bir arada gördün ve bir şekilde hoşuna gitti ama yani sanırım hatırladığımız, anımsadığımız, bize çağrıştıran bazı renklerin birliktelikleri sonrasında tekrar gördüğümüzde hoşumuza gidiyor. Bu da aslında Tutku senin dediğin konuyla da ilgili yani kültürel olarak ya da farklı coğrafyalarda yaşayan
ya da büyüyen insanların muhtemelen ne diyeyim, birlikte gördüğü renklerin onlara verdikleri hazlar değişiyor olabilir. Yani hani Ege'deki bir insan mesela işte mavinin bir tonuyla yeşilin bir tonunu bir arada gördüğünde ona o güzel ve uyumlu geliyorken mesela Berlin'de böyle çok daha soğuk bir ortamda çok daha farklı tonlarından belki de sevinç duyuyorlardır bu renklerin. Yani. Şimdi sen böyle deyince İpek, yani böyle biraz daha hafızayla ilişkilendirince ben mavi, yani böyle mavi pembe ve morun şey olduğunu fark ettim. Peki yani doğada böyle ikide bir karşımıza çıkan şeyler değil sanki. Hani belki kahverengi daha çok karşımıza çıkan bir şey. Atıyorum yeşil belki öyle, gri belki öyle. Ama pembe ve mor yani böyle hani çok yok sanki gibi geliyor bana. O yapaylık mı hoşuma gidiyordu acaba? Yani o daha gündeliğin dışındaki bir evrene mi açıyor acaba beni o renkler diye düşündüm şimdi. Ve şey de geldi. Yani gündelik hayatta çok sıkılan bir tip olduğum için genel olarak. Anlamlı da geldi. Yani o böyle garip plastik ve yapay ve yani belki o büyülü hali galiba hoşuma gidiyor o renklerin. Şimdi konuşmanın burasında böyleymiş gibi geldi. Çünkü şunu da biliyorum ki çocukluğumdan beri en nefret ettiğim renk mesela benim kahverengidir. Çok yeni yeni barışıyorum kahverengiyle. Çünkü yani böyle kahverengi inanılmaz bir kasvet. Yani böyle ahşap mobilyalar, böyle anneanne evi, loş ışık, ağaç, böyle bir şey kahverengi ya falan. Çok öyle bir moddaydım. Geçen böyle bir resimde dur ya sevmediğim bir rengi deneyeyim falan dedim. Böyle oradan bir kahverengiyle tekrar diyaloğa girdim gibi oldu ama kahverengi mesela benim için çok yani zorlandığım bir renkti şu yaşıma kadar. Yani Benim böyle de pembeyi de en onun böyle az biraz kullandığım tersine bir yere renklerden. koyuyorum işte daha böyle can. Hangisi? Kahverengi mi? Evet. En az Senin de mi? kullandığım renklerden biri hala. Kullanmak istiyorum ama. Ben şu şeyi aslında hiç sevmiyorum da. Bu hani her şeyin yani doğaya dayandırmak her şeyin temeli falan. Ama bir yandan kaçınılmaz olarak var yani öyle bir şey. Yani bir yandan hani renklerin doğada bir kodlaması da var gibi ya, yani var mı bilmiyorum, aslında emin değilim ama ne bileyim işte sarı meyveler bir belki bir şey, ne bileyim kırmızı meyveler, sebzeler ya da işte hani yeşil yaprakların üzerinde kırmızı bir şeyin olması falan onu daha böyle görünür kılıyor falan filan. O kodlamalardı hani bizim o renklerle ilişkimizi etkiliyor herhalde. Yani bu yeşil ve kırmızı deyince gene çocukluğumdan benim şöyle bir sahne var aklımda. Böyle eskiden daha az yapılı bir çevredeydik ya da ben eskiden daha az yapılı bir çevredeydim. Ankara'da böyle bir böyle otoyolun kenarında bir sitedeydik. Ve böyle oranın kendi böyle şey hani kendi wild şey yani daha böyle ne o? Yaban bırakılmış çayır gibi yerleri vardı. Ve ben orada şey onu gördüğümü hatırlıyorum. Çok böyle cart bir yeşilin içinde çok cart şeyler, gelincikler. Ve bu bana çok şey hissettiriyordu. How can I say varoş? Yani çocuk onu hatırlıyorum yani o tonların o cartlığı, o şey yani böyle gelinciği tek başına böyle seviyordu. Biraz da sinirimi bozuyordu ama fazla kırılgan diye. Böyle azıcık o anlıyorsun beğeniyor falan. Böyle ilginç de geliyordu o tülsü hali. Fakat oradaki o görüntüsü beni böyle içimi bayıklıyordu yani. Ama mesela
Aynı mesela yeşille kırmızıyı başka beni çarpan bir çocukluk anısı. Çocukken böyle ansiklopedilerin resimlerine bakıyordum, karıştırıyordum. İlk hatırladığım çok sevdiğim tablo mesela şey Marat'ın ölümü tablosu bir yeşil ve kırmızı vardır. Böyle karanlığın içinde adam böyle kan banyosunun içinde böyle yeşil bir kumaş var falan. O karanlıktaki yeşil ve kırmızının parlaması da bana mesela ekstra güzel geliyordu. O anlamda belki böyle hani şey aydınlıktaki renklerle karanlıktaki renkler arasında da böyle hep karanlıktaki rengi sanki seviyormuşum gibi geliyor. O da böyle gene hep sanki büyülülüğü sevmekle ilgili böyle hani karanlık bir şeyin içinde böyle renkli parıltılar falan hep öyle şeyleri sevdim. Bilmiyorum konuyu çok mu dağıttım? Bence sen o Ankara'daki hayatındaki ruh halini o şeye yansıtmışsın, gelincik geleceğin üstüne yansıtmışsın gibi hissettim. Bilmem ki emin değilim. Emin değilim. Yani sadece Ankara'daki ruh halim değil belki işte aslında bu tüm bu yeniden üretimler yani belki dizilerde, Türk filmlerinde falan böyle gördüğümüz şeyler de böyle o kasvetli havalar. Yani belki işte o yüzden hani doğa dedin ya doğayı acaba hep gündüz mü hayal ediyoruz gibi de geldi. Yani doğa dediğimiz şey hep gündüz mü? Yani çünkü gece de böyle bir takım parıltılar oluyor ya aslında işte yıldızlar, ondan sonra böyle ne onun adı sen söyle şeyler böyle nebulalar falan yani böyle açık havada göreceksen falan. O yüzden şimdi düşününce de mesela o nebulalarda bilmem daha böyle yazlık yerlerde gökyüzüne böyle yıldızlarımızda değil gibi de oldu. Öyle bağlayayım bari doğa muhabbeti. İyi bağlandı bence. Peki ben de bir şey merak ediyorum da yani sizin deneyimleriniz nasıl oluyor? Mesela farklı malzemelerle çalışırken kullandığınız renkler de değişiyor mu? Başka bir yere geçmişim Değişiyor. ama. Yani o neye göre değişiyor? Nasıl oluyor o deneyiminiz? Ya bir kere mesela sulu boyada hani neredeyse sonsuz ton üretebilirsin ya. Yani elinde 3-4 tane renk olsa neredeyse sonsuz ton üretebilirsin onlardan. Ama işte kuru boya, pastel boya falan gibi şeyler o kadar da birbirine karışmadıkları için o kadar da sonsuz ton üretemiyorsun. Aslında elinde bir renk varsa o rengi kullanıyorsun. O rengin etrafında dolaşıyorsun falan gibi. Dolayısıyla bir kere benim şey oluyor yani işte ne bileyim pastel elimde hangiler varsa onlar yani tabii benim seçtiğim şeyler onlar ama onlar oluyor. Kuru boyada seçtiklerim neyse onlar oluyor. Sulu boyayla guajda bir palet üzerinde çalıştığım için orada da şöyle bir şey oldu. Ben ilk zamanlar böyle fazla yaptığım işe titizlenmekten çalışıyordum mesela. Sonra o paleti tertemiz yapıyordum, kaldırıyordum falan. Kayboluyordu tüm renkler. Evet, bir sonrakinde yeniden. Sonra yani bunun çok saçma olduğunu fark ettim. Onu öyle olduğu gibi bırakmaya başladım ve o paletin üzerinde hazır bir dünya var aslında. Orada her seferinde ona eklene eklene falan. Hani onun bütün o karışmalarına falan izin vererek çalışmaya başladım. Dolayısıyla o palet üzerinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Renkler, tonlar falan çıkıyor. Öyle oluyor benim genelde. Literal anlamda palet Evet, aynen. olarak. Yani bu şey bu karıştırma meselesi ben mesela kuru boyanın karışabileceğini çok yeni fark ettim.
Önceden onlar böyle çok da vakit geçirmemişim herhalde kuru boyayla. Böyle öf, bu çok kuru ve uygulaması zor bir şey falan gibi geliyordu galiba. Böyle şey olarak, dokunsal olarak hoşuma gitmiyordu galiba o kuruluğu. Daha böyle yağlı ya da sulu bir şeyle çalışmak daha kolay geliyordu. Sonra ama böyle bu ara böyle bir degradasyon, yani böyle bir rengin geçişi ya da fade out oluşuyla bir beni çekiyor. Ve kuru boyayla da onu yapmak daha kolay ama. Çünkü böyle çok daha nazik ve küçük hareket edebiliyorsun falan. O yüzden böyle kuru boyaya bir çekildim. O fade out etkisine çekildiğim için aslında. Ve onun, o da karışabiliyormuş. Ve ilginç şeyler çıkabiliyormuş gibi gelmeye başladı. Senin soruna gelirsek İpek, ben aslında az önce dediğim gibi çalıştığım malzemeye göre çok değişmiyor galiba benim seçimim, renk seçimim. Yani ben bir renk seçiyorum, onu çeşitli malzemelerde deniyorum, çalışıyorum gibi oluyor genellikle. Anladım. Bu şey çok Yani ilginçmiş bu arada. Yani bir renk seçip onu farklı malzemelerde bir arada kullanmak. Pembe marker, pembe yağlı boya, pembe kuru boya, pembe guaj falan. aynen. Aslında benim paletim de öyle oluşuyor belki, biliyor musun? Yani böyle işte dedim ya, bir ara yeşile çekilmiştim. Şu an elimde yeşil bir şeyler var. Sonra pembeye çekildim, pembe bir şeyler var. Şimdi artık yeşil pembe paletim olmaya başladı ama falan. Yani sonra işte mora çekildim falan. Sonra bu böyle benim ki de belki biraz seninkine benzer olarak böyle zamanla böyle ilerliyor. Ama böyle literal bir palette değil de işte daha kalem kutusunda, kalem sepetinde falan oluşuyor galiba. Yani biraz şeyi düşünerek de sordum da, bu farklı malzemelerin her ne kadar biz şimdi renkten çok daha görsel bir dünyadan konuşuyor olsak da aslında malzemelerin de bir dokunsallığı var ya. Ama mesela işte pastel boyayla çalışırken Tutku senin dediğin gibi yani o renkler arasındaki geçişleri yapmak birazcık daha zor oluyor. Gene de yapabiliyorsun ama çok daha keskin böyle bir takım izler oluyor falan. Ama sonuç itibariyle gene de o pastel boyayı bitirdiğin zaman eğer full pastelle ya da full sulu boyayla çalıştıysan aslında benzer dokunsallıkta bir takım görselleri bitirmiş oluyorsun. Hani şimdi Nursel senin dediğini düşününce aslında sen o farklı malzemeleri kullanarak aynı renkle böyle bir sürü farklı doku da elde edebiliyorsundur muhtemelen. Yani hani bir onu düşündüm de yani bir Yani şeyi sürekli o mixed media olayını ben çok çekildim. Çünkü o da birazcık işte şeyden kaynaklanıyor bence. O biraz daha bedenimle resim yapmaktan. Yani böyle zihnimle ve düşünerek değil de hızlıca bir şey yapmak falan. Sonra elimin altına ne gelirse bir pastel geliyor, bir gazlı geliyor, bir bilmem ne geliyor falan. O mixed media olayı beni çok eğlendirdi. Orada işte zaman zaman belki az başta söyleyecek konuştuğumuz şeye de bağlayacak olursak çirkin şeyler de olabiliyor. Yani o dokular birbirine uymuyor. Yani gibi hissettiriyor. Fakat işte o uyumsuzluğun da aslında nasıl bir bilgi verdiğiyle ilgilendiğim için ben artık ya ona ilgilenmeye çalıştığım için hani güzel mi çirkin mi sevdim mi sevmedim mi yerine ve biraz daha bu ne diye bakmaya çalıştığım için böyle bir mixed medyayı seviyorum. Yani o macerayı seviyorum. Bakalım burada ne gibi dokular yan yana gelecek. İşte yağlı, işte kuru, sulu, işte fazla parlak, fazla mat falan gibi o mixed medya olayıyla bayağı Evet, eğleniyorum. Güzel onu oluyor. ben de çok seviyorum. Özellikle yani bu lekeyle çizgiyi bir arada kullanmayı çok seviyorum ve hani çok kuvvetli oluyor. Ama yani böyle hani kontür çizip onun içini doldurmak değil de yani leke kendisi bir varlığı var. Hani o leke özgürce takılıyor. Çizgiler onunla farklı şekillerde ilişki kuruyor falan. Onu çok seviyorum ben de. Çok kullanıyorum. Bir şey diyecektim. Bu arada 4 dakikamız var ona göre.
Kendimizi ayarlayalım, sonra mola verelim. Atabiliriz belki şu anda gibi geldi. Tamam. Kalp durduralım isterseniz. Tamam. O Peki. zaman bir mola verip geri geleceğiz. Aynen. Evet, geri döndük. Evet. Evet, demin kaydı başlatmadan Nursel bir şeyler demeye başladı. Onları bir daha desin. Tamam. Ben şey düşündüm. Bu renkler konusunu konuşacağız deyince böyle sadece renklerle çalışan kim var diye düşündüm. Ve aklıma yani konusu renk olan kim var diye. Aklıma ilk Mark Rothko geldi. Çünkü o böyle şey yapıyor ya hani böyle iki tane genellikle iki ya da üç tane bölümü oluyor ve orada böyle bir hakim renk oluyor ve onun böyle çeşitli dokuları oluyor. Hani sadece renk deyince aklıma Mark Rothko geldi. Mesela şeyde sen söyle Jackson Pollock da. Jackson Pollock yönetmen olan mıydı? Hangi Pollock Hayır, yönetmendi? hayır. Ressam. Ha? Ressam. Ressam olan Ressam. Jackson'dı değil mi? İkisini birbirine karıştırıyorum. Neyse. Jackson Pollock deyince aklıma renk gelmiyor mesela. Hani o da neticede sadece boyanın malzemesiyle uğraşıyor ama Mark Rothko böyle direkt renk ve çok enteresan geliyor bana Mark Rothko. Çünkü böyle sadece iki rengin böyle tonları ve dokularıyla atmosfer kuruyor gibi geliyor. Çok acayip. Yani böyle bir mekana girmiş gibi oluyorum onun resimlerine bakınca. Neyse o Mark Rothko konusu böyle. Belki sonra başka bir bağlamda tekrar konuşurum. Onun dışında böyle o ilk sadece renk çalışan deyince aklıma o geldi. Bir de Egon Schiele'nin aslında figürlerinde kullandığı böyle ten rengine karışık böyle birden bir kırmızı, birden bir yeşil, böyle birden beyaz, böyle o garip az renk kullanışı, böyle kağıdın geri kalanını boş bırakması ama sadece figürün bir kısmını boyaması, kağıdın bir yerinde böyle beyaz bir leke olması falan. Bir de Egon Schiele'nin renk kullanışına ben çok hayranım. Böyle bunlar geldi aklıma. Sizin aklınıza geliyor mu özellikle renk deyince birileri? Ya sen onu sorunca benim aklıma şu geldi yani benim çok yapmadığım ya da yapamadığım bir şey de renk konusunda çok sakin kalmak da kolay değil ve bazen çok iyi oluyor. Onu düşündüm acaba öyle kim vardı diye. Sakin renkler kullanmak. Benim aklıma gelen de çocuk kitaplarından düşünmüştüm. Beatrice Alamagna, doğru mu söylüyorum soyadını bilmiyorum ama onun mesela çocuk kitaplarında kullandığı renkleri düşündüm. Böyle her zaman yan yana görmeye alışık olduğumuz renkler ya da renklerin tonları değil de böyle işte morun mesela çok silik bir tonuyla turuncuyu ve neredeyse fıstık yeşiline çalan bir rengi bir araya getirip işte bir çocuk figürü oluşturması gibi. Daha çok ben de onun resimlerini düşündüm. Acaba o paletlerini nasıl oluşturuyordur gibi. Hani araştırmadım ama bir o bende merak uyandırdı. Çünkü hani bu uyumdan bahsettik ya aslında. İşte ne diyelim hani o benzer tonların bir arada olması gibi ya da zıt renklerden de bahsettik. Hani bunlar böyle çok daha bilinen sanki iyi olacak yöntemlermiş gibi ama mesela onun kitaplarındaki renklerde evet bir uyum var ama her zaman böyle ne diyeyim ilk akla gelen uyumlar ya da renklerin bir aradalığı değil. O gelmişti evet aklıma. Benim de takip ettiğim bir illüstratör var. Şevolya şeyi. Sanırım soyadı Şevolya. Olga Şevolya'sının. Sulu boyayla çalışıyor ve böyle çok hafif renkler kullanıyor. Böyle neredeyse
transparan gibi yani çizdiği şeyler. Ve mesela o kahverengiyi çok kullanıyorum. Çok seviyorum onun işlerini. Ben Merak ikisini ettim. tanımıyorum. Aynen ben bahsettiğim insanlar ikisini de tanımıyorum ve böyle şeyim. Oley şimdi bunları hep göstereceğiz. Evet. Konuş olacağım falan. Ya bana bu sakin kelimesi çok güzel geldi Tutku. Böyle bir iyi geldi. Yani tam aslında neyi nasıl bir şey kastediyorsun diye soracaktım zaten. Söylemiş oldun. Benim de sakin deyince aklıma bir uçuk renkler geliyor. Ve gene böyle kişisel tarihime bakınca hani bu yaşıma kadar gene çocuklukta gene uçuk renkleri de sevdiğim olmuştu. Ama genel olarak elim hep böyle bold şeylere gidiyor. Yani böyle mesela sakinliği mesela o açıdan şu da bir sakinlik denebilir mesela. Hani atıyorum tek renk kullanmak da bir sakinlik olabilir. Ya da çok renk kullanmak ama hepsini çok uçuk kullanmak ya da işte dediğin gibi transparan kullanmak da olabilir. Ben böyle biraz daha şeydim. Hani tek renkte kullanacaksan böyle bold bir şey kullanmaya gidiyordu elim. Yani en sevdiğim şey o olduğu için değil de bunun üstüne çok düşünmüyordum galiba. Yani böyle başka türlüsünü çok denemiyordum falan. Bu ara böyle bir uçuk renklere resmen ihtiyaç duymaya başladım. Yani böyle diyorum ya çekiliyorum bazen böyle bir takım renklere diye. Yani böyle bu ara böyle uçuk tonlara da çekilmeye başladım. Böyle uçuk şeyler görmek ve yapmak bana aslında iyi geliyor. Ama yapmak demeyeyim çünkü yapamıyorum. Yani böyle bir noktada böyle bir yerde bir sinirim geliyor. Böyle bir şey patlıyor gibi oluyor. Onu sakinlikte bırakamıyorum yani. O yüzden bu Orada yüksek kelimesi ilginç. sen söyledin. Uçuk tonlar derken açık mı demek istiyorsun? Hani böyle birazcık daha yumuşak yumuşak tonları gibi. Çok açık tonlar, evet. Benim aklıma yani şöyle bir soru geliyor da mesela rengin resminizde ya da yaptığınız işte çizimlerdeki işlevi ne diye geliyor. Ama bunun sebebi de şu. Bir dönem yani özellikle sulu boyayla çalışırken sulu boyanın böyle benim en sevdiğim yanı suyu istediğin kadar karıştırıp istediğin kadar o renkleri hafifletebiliyorsun ya. Aslında renkleri de bu sayede birazcık daha o uçuk yere, daha açık tonlarına taşımış oluyorsun. O dönemde yaptığım çizimlerin çoğunda tüm renkler hep uçuk tonlarında bir şekilde yer alıyordu. İçindeki tüm figürler, tüm öğeler vesaire. Ve bir portfolyo değerlendirmesinde şöyle bir yorum almıştım. Tüm tonlar, yani tüm renkler daha doğrusu bu açık tonlarda olduğu için ben resimde nereye bakacağımı şaşırıyorum. Yani bir türlü resmin içinde yönlenemiyorum. Hani buradaki en önemli figür ne? İşte hani merkeze mi bakacağım, o sol üstteki küçük işte çizgiye mi bakacağım gibi bir yorum gelmişti. Yani sonrasında ben bu yorumu alıp bir şey yapmadım. Ama sadece işte o ne diyeyim? Bazen bizim bir şeyi üretirken seçtiğimiz renkler, o renklerin bir aradalığı başkası tarafından resmin okunmasını zorlaştırıyor olabiliyor. Ya da senin deneyiminden çok daha farklı bir şeye yol açıyor gibi bir durum da var. Hani gerçi kendimiz için resmi yaparken başkasında uyandıracağı hisleri çok hani herhalde ilk düşündüğümüz şey bu olmuyor ama yine de böyle bir soru uyandı aklımda. Şöyle bir problem de oluyor. Ben de onu bazen yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani böyle kağıtta varla yok arası lekeler falan, tonlar falan oluyor. Fakat onu dijitalize etmek çok büyük problem. Olmuyor. Yani geçmiyor dijitale o varla yok arası şeyler, tonlar. O çok sinir bozucu yani. O, sırf o yüzden hani onu çok yapamıyorsun bazen. Ya ikiniz de çok ilginç konular açtınız. Hangisinden başlasam? Yani İpek'in söylediği şey diyeyim önce. Bu açık yani bu resimde nereye bakacağımı şaşırıyorum.
Yani ben zaten artık genel olarak böyle ya böyle yaptığım şeylere gelen böyle iyi şaşır ne yapayım ya. Yani anlatabiliyor musun? Yani benden şu anda yani böyle bir sinir olmaya başladım. Şöyle olsa daha iyi olur. O zaman iyi sen yapalım. Yani böyle başkasına da öyle bir yorum yapmamaya çalışıyorum. Çünkü işte bu okunurluk dedin ya mesela. Yani bu okunurluk falan da işte birazcık şeye doğru gidiyor. Böyle objektif olarak okumamız lazım falan. Yani resmi anlamak değil de hissetmeye çalışsan belki, yani okumaya değil de hissetmeye çalışsan belki böyle dertlerin olmaz falan diyesim geliyor. Ama okey. Yani hani her zaman okumamak, yani hepsini, yani dikkatinin belli bir yere yönelmemesi de iyidir belki bazen. Yani hani ne? İlla bir yere mi yönelmesi gerekiyor? Bu bir. İkincisi de ama geçen senin şeyini izledim. Portfolyo gezintini izledim İpek. Orada böyle şey yapmıştın ya, bana süper ilginç geldi. Yani böyle resim var ve sen resimde böyle bazı yerleri elinle böyle gösteriyorsun. Bak bu Aa, salyangoz onu böyle. izledim. Evet. Onu söyledim. Bak bu ağacın kenarında böyle bir ışık var. Bana o kadar ilginç bir sunma biçimi geldi ki, wow. Yani yine çok 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 arada bir şey. Yani o dikkati kaçan arkadaşımıza belki iyi böyle bir ara form olabilir. Yani ki ben sana göstereyim. Yani o böyle çok ilginç bir şekilde canlandırıyor resmi. Yani böyle sen onu böyle işaret ederek anime ediyorsun aslında resmi. O çok çok ilginç geldi bana. Yani o dağılan, hani nereye baksam, ya benim öyle bir soru oluşmadı içimde. Ben hani gördüğüm şeyden zaten keyif alıyordum ama senin onu yapma böyle bir ayrı bir animasyon kattı gibi geldi resme ve çok çok ilginç geldi. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir onu söylemek istedim. Tutku, senin dediğin şey de, ben böyle şeyi hatırlıyorum. Böyle bir dijital bir çizim yapmıştım. Böyle nokta nokta nokta, böyle çok bold. İçine de böyle sulu boyayla pembe bir şey çizdim. Böyle kendisinde de zaten belli belirsiz gözüküyor. Dijitalleştirince iyice gözükmüyor. Ama aslında yaparken çok heyecanlanmıştım, çok keyif almıştım falan. Ve böyle bir oldu olmadı arası garip bir şey oldu falan. Ve böyle şeye ikna olmaya çalışıyorum bu ara galiba. Bazı şeyler dijitalleştirilemez. Evet. Okey. Yani bu şeyin kendisiyle karşılaşmak zorundasın. Hani bu şeyin tümünü deneyimlemek istiyorsan. Hani ve belki böyle her şeyi de Instagram'da istediğimiz şekilde ya da olduğu gibi paylaşamayacağız. Bunu sadece atıyorum ben ve gösterdiğim birkaç arkadaşım ya da işte sergiliyorsam ben ve o sergiye gelen birkaç kişi görecek ve bu okey diye, böyle buna ikna mı olsam diye düşünüyorum bu ara. Evet. Ya kesinlikle yani öyle bir deneyim var ama işte bazen yani mesela işte bir kitap yapacaksın. Ne yapacaksın yani? O kitap çoğalması gerekiyor falan. Bazen de öyle oluyor. Fotoğrafını çeksen de mi olmuyor? Teknik bir soru sorayım. Olmuyor, olmuyor. İlginç bir konu bu ya. Gerçekten öyle ilginç bir konu. Yani Ben bir de baş. fotoğrafını çekerken de diyelim ki çektin. Sonra diyelim ki belki de o lekeyi kullanmak isteyeceksin. Sadece o leke hoşuna gitti. O lekeyi nasıl croplayacaksın da etrafı aynı kağıtta olduğu gibi, hani o dağılan bir şekilde var olacak tekrar gibi. Biraz zorluyor gerçekten de. Ben böyle hani dijital ortamla da ilişkili şimdi konuşurken, yani dijital ortamda çizim deneyimleriniz nasıl oluyor? Ya da yapıyor musunuz? Yani Nursel, senin mesela çalışmaların var. Hani ama orada renk kullanımın mesela nasıl karar veriyorsun renklerine? Şöyle, ben dijital ortamda iki boyutlu çizim pek yapmıyorum. Yani
Şöyle üç boyutlu modelliyorum. Evet işte ondan bahsettim ben de. Evet. Hani işte orada zaten daha şey kafasında olduğum için bu dijital dünyaya girdiğimde biraz daha bir dakika mekansal özelliklerini ön plana çıkartayım, renk falan kullanmayayım diye başladığım bir dönemimdeydim. O yüzden böyle beyaz üstüne siyah falan yapıyordum. Sonra bir darlandım, sıkıldım. Öf yeter be falan oldu. O yüzden böyle biraz daha işte karanlığın içinde parıldayan renkler gibi bir dünyaya gittim. Orada da aslında tam da az önce bahsettiğim gibi böyle hep yeşil ve pembe var. Yani böyle karanlığın içinde ya yeşil var ya pembe var. Böyle başka bir şey deneyeyim diyorum. Elim gitmiyor. Yani demek ki geçmemiş o. Ama dediğim gibi böyle şeyim. Dijitalde pek iki boyutlu bir şey çizmiyorum. Şunu yapıyorum. Daha iki yani üç boyutlu modelleme yapıyorum. Belki onu söylemek iyi olur. Onun iki boyutlu imajlarını alıyorum. İki boyutlu olaraksa şöyle bir şey yapıyorum bazen. Böyle bir imajı herhangi bir şey olabilir. Elle çizdiğim bir şey olabilir ya da üç boyutlu modelleyip iki boyuta getirdiğim bir şey olabilir. Böyle glitch yani bozmaya bozuyorum bazen. Böyle bunun için çeşitli app'ler de var. O imajı böyle çeşitli şekillerde bozabiliyorsun. Orada çıkan renkler mesela belki ilginç. Yani benim seçmem değil de glitch yaptığında işte renk kanallarıyla falan kendisi oynadığı için orada benim çok seçmediğim bir takım renkler ortaya çıkıyor. Ve orada mesela hani bazen benim de zaten sevdiğim renk diyorum. Böyle seviniyorum ortaya çıkan şeye. Bazen de benim hiçbir arada kullanmayacağım renkler ya da benim hiç kullanmadığım, alışık olmadığım çeşitlilikte renkler ortaya çıkıyor o glitch efektten. Bazen de böyle şeyler başıma geliyor. Genel olarak böyle dijital ve renk hikayem sanırım. Tutku sen yapıyorsun değil mi? Sanırım Ben ara Procreate'de sıra mi yapıyorum. kullanıyorsun? Photoshop kullanıyorum daha çok. Procreate'dense Photoshop tercih ediyorum. Ara sıra yapıyorum ama hiçbir zaman istediğim etkiyi yani hala elde edemedim. Edemiyorum. Deniyorum, hala deniyorum. Bazen bu olmuyor diyorum, vazgeçiyorum. Aradan zaman geçiyor. Ya bir daha mı bir denesem diyorum. Yine olmuyor falan filan. Olmamasının sebebi de şu. Yani geçen programda da konuştuğumuz gibi çok hesaplı üretilmiş bir şey orası, mecra. Ve aslında araçların yöntemlerini değil de sonuçlarını taklit etmeye çalışıyor. Yani ya orada hiçbir zaman su dağılmıyor yani. Öyle bir şey yok. Su dağılmış gibi bir sonuç vermeye çalışıyor sana. Ve aslında senden şunu istiyor yani hani onun sonucunu hesaplayarak bir şey yap istiyor. Ve o değil yani benim yapmak istediğim şey. Benim yapmak istediğim şey hakikaten o yağlı bir malzeme ise o yağ kayıp gitsin falan istiyorum. Ondan sonra öyle olmadığı için çok beni tatmin etmiyor ama yine de tabii ki orada da bir şeyler yapıyorum. Hele ki mesela animasyon falan yapacaksam yani ben şu ana kadar bulabildiğim tek yöntem o da. Yani benim yapmak istediğim şeye yakın bir şekilde animasyon. O konuda çok şey değilim yani çok profesyonel değilim bu arada ama o tatlı bir şey yapmak için ya hakikaten frame frame elde çizeceksin ki o çok zor bir şey. Çok emek ve zaman isteyen bir şey. Ya da Photoshop gibi bir yerde yapacaksın. Ben de öyle yapıyorum. Ben biraz şaşırdım bunu duyduğuma. Çünkü o animasyonların sanki el çizimi gibi de görünüyor. Hani onları Photoshop'ta yapmış olmak ya yani elinde çizip oraya aktarıp orada mı üzerinden gidiyorsun? Yo, Photoshop'ta yapıyorum tamamen. Bir tane tamamen elde yaptığım animasyon var. O da yani loop olduğu için kısa sayılır. Onun dışındakiler hep Photoshop'ta.
Yani Photoshop algım değişti şu anda gerçekten. Ben de Ya evet. Photoshop resim yapmak değil de böyle daha fotoğrafımsı şeyleri bir araya getirmek için daha çok kullanıyorum herhalde. Pardon, İpek, sen de ben. Yani işte o dijital ortamın benim de en sıkıntılı bulduğum yanı renkleri bir ara bir karıştıramıyorsun ya orada bir türlü. Hani yani o fiziksel ortamda yapabildiğin araçlarla olan en sevinçli ve en ne diyeyim keyifli şey bence onları birbirine karıştırmak bir şekilde. Karıştırabiliyor olmak yani hani. Bence de o dijital ortamlarda o çok zor ama Nurse senin de o bahsettiğin yöntemler aslında sürpriz de oluşturabiliyor bir yandan da. Ama yani o zaman belki de şey daha iyi bir yöntem gibi görünüyor. Yani ne diyelim fiziksel ortamda yaptığın şey dijital ortamda yapmaya çalışmak değil de dijital ortamdaki o mecra, o araç sana neyi sağlıyorsa onun içerisinde bir takım deneyimlere ne diyeyim alan açmak önemli belki de. Çünkü öbür türlü her zaman hayal kırıklığı oluyor. İşte o yüzden de rengin matematikselliğini çok hakim olmamamız belki işe yarayabilir. Çünkü işte o atıyorum Photoshop'ta da ya da bu işte çeşitli glitch app'lerinde de o kanallarla, renk kanallarıyla, el yordamıyla oynuyorsun ya, yani tam da bilmiyorsun hani şunu bilmem ne değerine getirirsem şu olur falan. Hani renklerin böyle çeşitli ayarlarıyla oynamak belki acaba keyif verir mi? Hani sen diyorsun ya renk karıştırmak çok olmuyor diye, belki öyle bir maceraya çıkmak iyi gelebilir. Bir de ben şimdi şeyi düşündüm. Bu dijitalde çok çok kez denemedim ama birkaç kere denediğimde dijitalde hani iki boyutta çalışmayı, beni en çok heyecanlandıran şey fırçalar oluyor aslında. Yani böyle mesela böyle çok hazır ve çok değişik fırçalar var. Muhtemelen Procreate'i ya da işte benzer çizim programlarını, resim programlarını çok kullanan insanların çok aşina olduğu programlar ama şey fırçalar, ama ben çok kullanmadığım için böyle her seferinde seviniyorum onları gördüğümde. Mesela benim çok sevdiğim bir fırça var. Böyle direkt böyle pırıltı atıyor. Yani ve böyle çok istediğim bir, bu ara evet pırıltılara iyice geri döndüm. Benim çok istediğim bir etkiyi çok hızlı uyandırıyor mesela ve o benim için şey, oley ya, küt diye oldu istediğim şey falan oluyorum. Sonra hemen şey oluyorum ama bir dakika, bu programı bilen herkes benim bu fırçayla yaptığımı bilecek falan. Bir de dijitale değil. Yani hani böyle orijinal bir şey yapmak daha mı zor hale geliyor acaba falan. Çünkü o programı bilen herkes ne, bunu ben yapmış, ben yapmış falan. Belki analogda biraz daha zor o. Öte yandan bir de şunu düşündüm. Evet, o parıltıyı ve o görmek istediğim şeyi küt diye yapıyorum. Ama elde yaparken de şu var. Bir şeyi parıldatmaya uğraşıyorsun ya. Yani o deneyimin kendisi de ilginç bir şey. Yani fenomenolojik olarak da. Neyse, belki bu konuya dijital analog falan diye bir bölüm yaparsak orada daha Evet. çok gideriz. Ben başka bir yerden gireyim bu konuya. Ya şimdi renklerle ilgili şöyle bir şey var. Yine bir modernizm eleştirisi olsun. Yani renk böyle mutlak bir şeymiş gibi konuşuyoruz. Şimdi bir kere renk diye bir şey yani yok aslında. Daha doğrusu şöyle bir şey yok. Yani nesnelere atanmış mutlak renkler yok. Aslında nesnelerin ışığın farklı frekanslarını yansıtma ve soğurma özellikleri var. Renk dediğimiz şey o aslında. Işığın da ne kadar değişken bir şey olduğunu falan düşünürsen, yani işte sabah başka, akşam başka, dün başka, ertesi gün başka falan. Aslında yani o nesnenin de rengi sürekli değişiyor. Ama biz sanki onun böyle mutlak bir rengi varmış gibi davranıyoruz. Yani benim işte yatak örtümün renginin ne olduğundan emin gibiyim. Yani ben o hiçbir zaman değişmiyor falan benim için.
Yani böyle renkler mutlakmış gibi konuşuyoruz. Bir de mesela hani şöyle de konuşuyoruz ya, kırmızı diyoruz mesela. Yani halbuki kırmızı dediğimiz şey bütün o renk skalasında bir skala. Ve o kırmızının nerede başlayıp nerede bittiğini kimse söyleyemez aslında yani. Öyle bir şey yok yani. Hani tam kırmızı burası, kırmızı bu da ama aslında biraz daha şuraya doğru gidince turunculaşmaya başlıyor gibi bir şey yok yani aslında. Neresi kırmızı? Hangisi kırmızı falan gibi bir mevzu var. Ve böyle bir alanda hani bunun üzerine böyle bir alanı standartlaştırmaya çalışan çok ciddi bir endüstri vesaire var. Özellikle hani grafik tasarımcılar, sinemacılar falan çok daha iyi bilirler. Hani biz herkesin ekranında gördüğü renk aslında bambaşka bir renk. hani bunu standartlaştırmak üzerine manyakçasına bir çaba var mesela. Kaldı ki sanki yani mesela benim bedenim ve senin bedenin aynıymış ve bizim gözlerimizden giren o ışık bizim zihnimizde de aynı şekilde zuhur ediyormuş gibi falan. Böyle bir mevzu var. Ne diyorsunuz bu işlere? Zor, zor konular. Sen böyle deyince şimdi aklıma yani yılın renkleri falan seçiliyor ya. Hani şimdi de çok daha yeni seçildi mesela. İşte şeftali rengi mi? Öyle bir renk seçildi mesela. Hani muhtemelen şimdi önümüzdeki sene birçok iç mekanda orada burada hani o renkleri göreceğiz falan. Ama evet bu renk de çok bu sefer arada bir renk seçildi. Yani şey bir ana renk değil de böyle çok capcanlı bir renk değil. Bayağı yoruma da açık. Ah, bilmiyorum Tutku bu söylediklerinle nasıl ilerleyebiliriz sonuçta. Evet. Ya bana orada şeymiş gibi geliyor. Allah. Özür diliyorum. şeymiş gibi geliyor. Aslında bak bu görsel iletişim tasarımı falan. Yani böyle sürekli sanki sen kendini anladın da bir de bir şeyi ileteceksin. Yani bu aslında her şeyin iletişime indirgenmesiyle ilgili. Yani sanki bir bilgi var da ben onu ileteceğim. Ya yani bir saniye daha ben kendim bilmiyorum ne demek istediğimi. Yani bu standartize etme meselesi. Çünkü aslında neden? Üretimin kolaylaşması için ya başta. Çünkü standartize edersek hani fabrikada üretebiliriz bir şey. Dolayısıyla ben onu atıyorum bilmem kim mühendisine gönderdiğimde de bilmem kim ustasına gönderdiğimde de şu 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 kodlarda olursa o şekilde üretilebilir. Yani bu bir nesne için de geçerli. İşte renk için de. Atıyorum bir reklam afişi ise mesela şu şu kodda şurası şu renk, bu kodda burası renk ve o böyle hani herkese iletebiliyorsun o rengin bilgisini. Ve Şimdi kayıpsız iletiyorsun tırnak içinde. yani evet kayıpsız bir şekilde iletecek. Yani orada böyle bana gene işte sanat felsefesiyle ilgili bir şey geliyor. Böyle geçen okudum şeyde bir dışa vurumcu sanatlarla ilgili bir makale okuyordum. Orada böyle şey diyordu. Dilin işlevini hep yani iletişim olarak biliyoruz ya da söylüyoruz. Ama aslında dilin işlevi böyle hisleri contain etmek. Yani bir şey yaşıyorum ve onu şey yapmak istiyorum. Hatırlamak istiyorum yani. Dilin işlevi şiirdir aslında. Hani böyle dil gibi aha bu ağaç işte bu bir gösterilen var bir de gösteren var. Bunların ilişkisi var. Bu renklerle de böyle bu aynı şey yapılıyor gibi geliyor bana. Yani bir bilgi var ve o bilgiyi ben herkese aynı şekilde ileteceğim. Ama bir saniye yani ben aslında o görseli yapmamın nedeni böyle şey değil ki hani benim de bildiğim bir şey var. Aha siz de bunu bilin falan. Ben zaten bilmediğim için yapıyorum o resmi. Yani böyle
bilmeye çalıştığım için yapıyorum muhtemelen. Ve muhtemelen ona baktığımda ben başka bir şey anlayacağım, sen de başka bir şey anlayacaksın. Olayın enteresanlığı da bu zaten gibi. Ama işte görsel iletişim tasarımı olduğunda, hani bölümlerin ismi böyle ya şimdi, ya da böyle işte mimarlıktaki çizim dersinin ismi böyle görsel iletişim dersi falan oldu ya, bu işte iletişimin çok tek yönlü olmasıyla, yani öyle hissedilmesiyle, yani bir şey var, onu herkese aynı şekilde atıyoruz falanla ilgili gibi geldi şimdi bu renklerin kod çılgınlığı. Bilmiyorum, çok mu Evet, genişlemiyorum? biraz öyle. Yani hani günümüzün paradigmasında mı diyelim, yani bu senin dediğin o iletişim mevzusunda bir şeyin hani benden çıkıp sana, senden çıkıp başkasına giderken, iletilirken dönüşe dönüşe yoluna devam etmesi asla kabul edemediğimiz bir şey bugünün paradigması. Yani. Evet, onunla ilgili gibi geliyor bana. Aynısını iletelim falan gibi. Evet. Ama bir yandan da yani her ne kadar ne diyelim sana bana göre o işte renklerin hisleri ya da algılama biçimlerimiz değişiyor olsa da yine de bazı renklerin, bazı tonlarının hissettirdiği, hepimize hissettirdiği bazı evrensel durumlar da yok değil mi mesela? Ya yani biz işte iç mekanlar üzerine konuşurken, işte iç mekan yüzeyleri üzerine konuşurken mesela o renk kullanımlarını ve renkleri biraz işte bu hisler, duygulanımlar, hani hangi renkle hangi rengi yan yana getirdiğimizde nasıl bir his oluştururuz ve nasıl bir atmosfer istiyorsak nasıl bir renk kullanalım? Bunların üzerine böyle Ama işte İpek konuşmazsak sanki da ne olacak ama hani? yok, konuşmak tabii ki lazım da yine sanki mutlak bir renk varmış gibi konuşuyoruz şu anda. Yani Evet. halbuki belki de ben o kafeye sabah gün doğarken gideceğim ve sabah gün doğarken oranın rengi, ışığı, atmosferi başka olacak, ya da akşam gün batarken gideceğim falan. Haklısın. Evet, yani o kadar içimize işlemiş ki yani işte gece ışıkları kapattıktan sonra dışarıdan sızan loş bir ışıkla o resme bakacağım o anda falan belki. Yani işte zihnimizde şöyle bir şey kazılı, yani onun mutlak bir hali var aslında. Ben şu an distorted bir şeye bakıyorum, yani ışık yeterli olmadığı için tırnak içinde distorted bir şeye bakıyormuşum gibi sanki. Halbuki hayır, onun şu anki hali o yani. O da onun bir hali. Sabahki hali de onun bir haliydi. Ne bileyim, kırmızı bir ışık yaktığımda onu gördüğüm hali de onun başka bir hali aslında. Ama yani ben şeyi çok düşünmüyorum İpek. Yani hani şu renkleri bir araya getirdiğimde böyle evrensel bir his olduğunu ben düşünmüyorum. Kimisine aynı şey çok kasvetli gelebilir. Kimisine daha şey gelebilir, rahatlatıcı gelebilir mesela. Ama ben de Tutku'nun aksine biraz şunu düşünüyorum. Yani gerçi çok aksine bilmiyorum ama mesela senin bir resminle Tutku'nun bir resmini böyle renk bağlamında yani önüme koysan muhtemelen bu İpek'in, bu Tutku'nun derim. Yani sadece renk skalasını koysan mesela. Yani o anlamda evet göreli ya, yani ama bir yandan da arasındaki farklar böyle hissedilir ve muhtemelen çoğu kişi tarafından hissedilir bir fark var. Yani aynı şekilde mi hissediliyor bilmiyoruz. Ama derim yani bunlar da Tutku'nun renkleri, bunlar da İpek'in renkleri. Yani matematiksel olarak bunu söyleyemesem de bunu hissederim gibi de. Belki de Ama matematiksel olarak da var yani renklerin gibi geliyor bana. Evet, AI da söyler belki onu. Evet, aynen. Belki de hesaplanabiliniyordur.
Ben bu arada evrensel derken çok basit anlam, yani basit derken hani bu sıcak renkler, soğuk renkler diyoruz ya, işte daha gri tonlarına gittiğimizde işte rengin içine gri tonları koydukça birazcık daha soğuyor. İşte ne diyeyim, daha işte yoğun bir şekilde kullandığın zaman birazcık daha ısınıyor gibilerinden. Hani öyle o anlamda aslında bahsettim ama o da gene o rengi ne zaman gördüğüne bağlı olarak, hangi mekanın içerisinde ya da neylerin yanında gördüğüne bağlı olarak değişik tabii ki de. Ya şeyler biraz dandik bence. Sanki belki Tutku'nun dediği şeyi ben hep öyle, yani piyasanın renkleri evcilleştirmesi gibi biraz yorumluyorum aslında. Kırmızı acıktırır falan. Yani böyle zengin misin? O zaman parlak bir renk yap. Altın rengi yap falan hani. Spor merkezini, o zaman sarı enerjiktir falan. Yani böyle bir böyle kafamıza kakıyorsun. Yani belki benim için öyle değil kardeşim ya falan. Ama yani ama mesela bu da bak gene modernizmin erken zamanları Bauhaus'dan filan geliyor. Şeyin şimdi hangisinin yapmaya çalıştığını unuttum da böyle şey yapmış öğrencilere üçgen şey çember ve kare vermiş ve bunları böyle çeşitli üç tane de ana renk vermiş ve şöyle bir tandans görmüş. Çoğu insan üçgeni sarıya boyuyor. Çoğu insan yuvarlağı mavişe boyuyor. Çoğu insan kareyi kırmızıya boyuyor. Ve onlara şey yani tüm yani işte dolayısıyla üçgenin aslında ona göre sembolizmi işte biraz daha akıl, bakıl, insan yapımı bir şeyler. İşte kareninki dünyevilik, şeyde çemberde biraz daha göksellik falan. Bakın renklerle de nasıl uyuştu falan diyor. Yani bu arada böyle bir eğilim belki de vardır. Şimdi ben yok diyemem, nereden bileyim. Ama bu ilgilendiğimiz, ya daha doğrusu benim ilgilendiğim bir şey değil. Yani böyle bir mutlak bir ev. Evet, en son modernizmin beklenmedik özcülüğünü konuşuyordum. Bir teknik aksaklıktan dolayı kesildi. Evet. Yani işte mavi şudur, yuvarlak budur, o yüzden bunu sembolize eder filan diye. Böyle işte her şeyi böyle hani insan doğası diye bir şeyden böyle bir sembolizme indirgemek, yani yuvarlak ve mavi göksellik'tir falan diyecek ki rahatlayacak yani böyle ha oh biliyorum artık mavinin ve yuvarlağın ne olduğunu falan. Bunlar bana çok kısıtlayıcı geliyor. Her ne kadar kendimin özcülükle savaşını da fazla ısrarcı bulsam da bazen bu başka bir konu, başka bir felsefi konu. Neyse çünkü işte mavi dediğin şey de her zaman göksellik değildir. Belki bazen okyanusun derinlikleridir falan. Falan. Belki de en sevdiğin kazaktır. Yani sen nereden bileceksin gibi geliyor. Ve işte bu neticede işte Bauhaus'da zaten ilk sanayi devriminin sonuçlarıyla ortaya çıktığı için sonrasında bu çabalar böyle böyle reklam sektörüne kadar da evrildi gibi de geliyor. Yani Tutku'nun açtığı yoldan böyle bir yerlere geldim en son. Ben gene de şey belirtebilirim. Yani mesela iç mimarlıktan bahsettim ya, yani yüzeylerden bahsettim. Yani iyi ki çiziyorum. Çünkü çizerken hani renkleri bu şekilde tanımlarına göre ya da ne diyeyim, o farklı zamanlardaki niteliklerine ya da insanlara bir şeyler çağrıştıracak mı acaba gibi durumlarına göre kullanmama gerek kalmıyor. Yani hani böyle çizerken gerçekten de aslında tüm bu tanımlardan ya da o çağrışımlardan bir şekilde özgür olarak o renklerle oynayabiliyor olmak bence güzel. Aslında iç mimarlıkta da öyle yapılabilir ama öyle yapılmıyor demek ki. Bayağı şu rengi şu yüzden kullandım demek zorundasın yani. Öyle mi? Ya zorunda değilsin ama ben orada birazcık daha fazla sorumlu hissediyorum. Yani hani çizimlerde mesela istediğim şekilde o renkleri bir araya getirebilirken
bir iç mekan tasarımına geçtiğimde ise renkte o tutkunun bahsettiği sakinliği ya da ne diyeyim birazcık daha yalınlığı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü orada birileri de kullanacağı için o mekanı orada böyle çok daha farklı kaygılar oluyor benim için. Evet, ama öte yandan bütün mekanları da birileri kullanmıyor ya, daha spekülatif ve böyle inşa edilmeyecek mekanlar da tasarlanabilir diye konu tekrar mekana geldi. İstersen toparla sen Tuğba. Ya evet, yani sabaha kadar da konuşuruz gibi ama bir yerde kesmek lazım sanırım. Evet, güzel oldu ya. Yani benim için zaten böyle sizinle bir araya gelip sohbet etmekten ibaret ve çok seviniyorum yani yaptığımıza. Evet, Bakalım ben de haftaya öyle. neler konuşacağız. Evet. Bu konuşmadan ben de sakinlik kelimesi kaldı. Renklerin sakinliği. Sakin renkli bir şey yapasım geldi. Uçuk, transparan renklerle. Güzel. İyi, o zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüş. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Haydi bay bay.